Hadi gel seninle Damla'nın dolabına girelim, giyinelim. Deniz kızı ya da dipte dalgıç, balerin ya da oto yarışçısı. Bir pilot gökte uçan uçakta ya da makinist şirin bir trende. Hadi gel seninle Damla'nın dolabına girelim, giyinelim. Ne gizemler içinde Damla'nın dolabını aç benle. Hepimiz film yıldızı olduk. Şapka günü, şapka günü, bugün şapka günü, yaşasın! Bu sana biraz büyük geldi havuç kafa. Ve bu da bana çok küçük oldu. Şapkaları karıştırmışsın Damla. Evet, böyle daha iyi. Teşekkür ederim Tuğba'cığım. Aa, aksiliğe bak. Benim şapkam da küçük geldi. Benimki ise tam oturdu. Nasıl ama? Oo. Birazcık büyük geldi Tuğba. Ama sorunu şimdi çözeriz. Hayır, teşekkür ederim. Hem zaten bugün şapkalardan takmak istemiyorum. Giyinmece oynama zamanı. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye, dansçı doktor periye. Peki bugün ne olalım dersin Damla? Bugün hepimiz film yıldızı olacağız. Film yıldızı mı? Ne kadar güzel olur. Bu oyun giyinmece, en sevdiğimiz oyun bu. Harikasın. Hey, evet. İşe bakın. Ben bir film yıldızı değilim. Bir film güneşiyim. Sen de öyle Tuğba. Ama ben yıldız olmak istiyordum. Güneş de bir yıldızdır Tuğba. Hem de çok büyük bir yıldızdır. O zaman tamam. Berk geldi. Ne kadar güzel değil mi? Şu an harika bir limuzin kullanıyorum. Ama sen araba kullanmayı bilmezsin ki. Damla'nın dünyasını da biliyorum. Hadi gel, biraz arabayla gezelim Tuğba. Durun, şimdi gidemezsiniz Damla Hanım. Ayağınızı şuradaki çimentoya basmalısınız, yoksa kuruyacak. Nasıl? Islak çimentoya mı basacak? Hayır, bu hiç de güzel bir hareket değil. Damla asla böyle bir şey yapmaz. Bu öyle bir şey değil. Bunu bütün ünlü yıldızlar yapıyor. Benim Damlam yapmaz. Bakar mısınız efendim, bir poz almayı? Harika görünüyorsunuz efendim. Bir tane daha. Teşekkür ederim. Bu çok güzel bir poz. Aa, Damla bak, ben bir filmde oynuyorum. Sen de varsın. Siz ve Çiçekli Goril bu filmin başrollerisiniz Damla Hanım. Ve film ilk kez bu akşam bu sinemada gösterime girecek. Aa, film galası, ne kadar heyecanlı. Bütün ünlü yıldızlar burada olacak. Çiçekli Goril buraya mı gelecek? Ondan mutlaka imza almalıyız. O çok kocaman, çok komik ve çok akıllı. O bizim en sevdiğimiz film yıldızı. Üzgünüm hanımlar. Bu filmin galasına sadece ünlüler davetli, siz giremezsiniz. Biliyoruz. Ama belki içeri girmeden önce Çiçekli'yi görebiliriz. Tabii ki görürsünüz. Şimdi onu alıp size getireceğiz. Beni unuttunuz. Durun, bekleyin. Aa, Çiçekli Goril burada mı oturuyor? Hayır, o burada oturuyor. Aa, ay, şuraya bak. Dikkatli çiçek olun. Çiçek. Burada nasıl canlıların yaşadığını bilmiyoruz. Havuç kafa. Ben iyiyim Tuğba. Merak etme. Şu kayaların güzelliğine bakın. Tıpkı elmasa benziyor.
Şimdi kayalara bakacak vaktimiz yok Tuğba. Çiçekliği bulmamız gerekiyor. Belki size yardımcı olabilirim. Teşekkür ederim avuç kafa. İşe bakın, o da buraya geliyormuş. Merhaba arkadaşlar. Yoksa beni mi arıyordunuz? Seni gördüğüme çok memnun oldum Çiçekli. Seni bu akşamki film galasına götüreceğiz. Bütün büyük yıldızlar orada olacak. Evet, biliyorum. Ama o yıldızların hiçbiri benim kadar büyük değil. Oh. Neden ağlıyorsun Çiçekli? Damla, galaya gelemem. Ben şık elbiseler giyemem. Mücevher de takamam. Fazla iriyim. Hatta limuzine bile sığamam. Halimi sen de görüyorsun işte. Sen hiç de iri değilsin Çiçekli. Bir gorille göre son derece normalsin. Sahi böyle mi düşünüyorsun? Elbette. Sen harika birisin ve olduğun gibisin. Evet. Bence de. Evet, öyleyim. Hadi o zaman sinemaya gidiyoruz. Şimdi ne oldu Çiçekli? Bu şekilde galaya gidemem ki. Şimdi herkes şık elbiseler giymiş, kuaföre gitmiştir. Sen işin o kısmını bize bırak. Önce saçını yıkayalım, kurutalım, tarayalım, kurdeleni takalım. Şimdi bak bakalım, sonra biraz boyanalım, boyanalım, boyanalım. Güzelce makyaj yapalım, aynaya bak bakalım. Şimdi elbise bulalım, bulalım, bulalım. Bugün çok şık olalım, şimdi bak bakalım. Şimdi o yıldızlara benzedim mi? Harika görünüyorsun. Çok şık oldun. Ama bir şey eksik. Buldum. Sana parlak bir şey lazım. Al, al Çiçekli. Benim kolyemi tak. Ah Damla, teşekkür ederim. Boşuna zorlama. O kolye senin başından geçmez. Gördünüz mü? İriyim ve çok çirkinim. O film galasına falan da gelmek istemiyorum. Ben vazgeçtim. Ama gelmek zorundasın. Hayranların sırf seni görebilmek için saatlerdir sinemanın kapısında bekliyor. Hayranlarım mı? Sinemanın kapısında mı? Yani şimdi beni mi bekliyorlar? Elbette. Sen onların en kocaman, en komik, en akıllı, en sevdikleri film yıldızısın. Şimdi sana uygun güzel bir kolye bulur ve hemen yola çıkarız. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Önce ölçünü alalım, alalım, alalım. Kolyeni ona göre yapalım. Şimdi bak bakalım. Parlak taşlar bulalım, bulalım, bulalım. Ve kolyeni yapalım. Şimdi bak bakalım. Sonra boynuna takalım, takalım, takalım. Bugün çok şık olalım. Aynaya bak bakalım. Bana harika bir kolye yaptınız. Size çok teşekkür ederim. Kolyem tam bana göre oldu. Seni memnun ettiysek ne mutlu bize. Hadi artık doğuracağız sinemaya. Yine ne oldu Çiçekli? Limuzine sığamamaktan mı korkuyorsun? Hayır, o sorun değil. Birazcık sıkışırım. Ben hayranlarımın sinemaya girip filmimi izleyemeyeceklerine üzülüyorum. Sen orasını dert etme. Damla her şeyi çoktan düşündü bile. Evet, bundan eminim. Gidelim o zaman. Böylece herkes izleyebilecek. Senin gibi kocaman, komik, akıllı film yıldızları da. Bizim gibi küçük ve seni seven hayranların da. Bakın, bizim filmimiz başlıyor. Hadi, acele edin. Şunları şapka gününe yetiştirelim. Senin
şapka takmak istemediğini sanıyordum Tuğba. Hayır Berk, çok istiyorum. Ama senin şapkan çok büyük. Biliyorum. Başımın ölçüsünü alırsam yeni bir şapka yapabilirim. Bak, bunu çok iyi düşündün Tuğba. Anneciğim. Şapka günü için herkesin şapkası hazır mı? Sayılır. Tuğba şapkası büyük geldiği için şapka gününe katılmak istemiyordu. Ama kocaman bir film yıldızıyla tanışıp ona uygun bir kolye yapınca durum değişti artık. Tuğba da istiyor anne. Öyle mi, ne kadar güzel. Biz hazırız. Hadi o zaman parka gidip güzel şapkalarınızı herkese gösterelim. Benimle gelin. Sen büyük bir film yıldızı değilsin havuç kafa. Ama boyun posun tam bana göre.